hatta galiba değil mi arkadaşlar? Sayın Perinçek, bizi duyabiliyor musunuz? Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Siz şimdi Moskova'dasınız tabii. Bize oradan son hem gelişmeleri aktarıyorsunuz hem de daha sıcak bilgilerle konuyu değerlendiriyorsunuz. Dünkü karar üzerine son durum nedir? Sizin oradan yaptığınız gözlemler ve tespitler nedir? Bununla başlayalım isterseniz. Yani bu karar sonrasında tabii bugün önemli bir ziyaret vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova'daydı. Bugün Putin'le Aliyev arasında, Azerbaycan'la Rusya arasında 40 maddelik bir stratejik işbirliği anlaşması imzalandı ve çok çeşitli alanlarda iki ülkenin işbirliği zaten stratejik düzeydeydi ama çok daha sıkı bir ilişki ağ geliştirilmiş oldu. Bu toplantıda Putin'le Aliyev arasında tabii kısaca bu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması konusu da geçti. Herhangi bir şey tabii Aliyev ifade etmedi ama o sözü açmadan Putin şöyle bir sözde bulundu Aliyev'e. Dedi ki dünkü olayları zaten biliyorsunuz. Biz de bu konuyla ilgili çok sayıda spekülasyon yapılacağını zaten tahmin ediyorduk, biliyorduk. Ama size de şunu söylemek isteriz ki Rusya'nın bir imparatorluk hırsı olduğuna dair spekülasyonlar, kendi topraklarını genişletmek istediğine dair spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz 1990'lar sonrasındaki jeopolitik oluşumla barışız ve bunu kabul ediyoruz. Sizi de bu konuda temin ederiz vesaire gibi açıklamada da bulundu. Tabii bugün açısından biraz önce sizin de tartıştığınız konulardan bir tanesi Kuzey Akımı 2 projesinin iptali, daha doğrusu durdurulması diyelim. Zaten bir sertifika verilmesi meselesi vardı. Bir 6-7 aylığına proje atmıştı. Almanya'nın çeşitli aldığı kararlardan dolayı. Fakat şimdi Scholz bu tam anlamıyla projeyi durdurduğunu ifade etti. Buna eski Rusya'nın hem başbakanlığını yapmış hem de devlet başkanlığı görevinde bulunmuş Medvedev bugün yorumladı ve yeni bir dünya, yeni dünyaya hoş geldiniz. Artık Avrupa'da gaz fiyatlarının 2000 avro olacağı günler gelecektir. ABD'nin dayatmasıyla bunu yaparak Almanya en fazla kendisine zarar vermektedir şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii gerçekten de biraz önce de ifade edildiği gibi Almanya Rusya'ya yönelik yaptırımlardan en fazla zarar gören ülke durumunda. Yani bu resmi istatistikler ve sayılar da var bu konuda. Kırım konusunda, Kırım meselesinden dolayı uygulanan ambargolardan veya yaptırımlardan en fazla zararı Almanya görmüş. Alman bankalarının bundan ettiği zararlar, Alman şirketlerinin, Almanya'nın çok büyük yatırımları tabii var. Bunların bir kısmını çekmek zorunda kaldılar. Bankalar işlemlerini durdurmak zorunda kaldı vesaire. Şu an ve bu yaptırımlara kimi zaman Almanya uymadığından dolayı Deutsche Bank vesaire gibi Almanya'nın büyük devleri Amerika tarafından büyük cezalara da çarptırıldı. Gerçekten de bu Rusya'ya yönelik Kırım yaptırımları ve bundan sonra yapılacak diyelim yaptırımların en fazla vuracağı ülkelerden bir tanesinin de Almanya olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Almanya'da iki Almanya olduğunu gösteriyor. Bir Almanya için Almanya var, bir de Amerika için Almanya var. Ne yazık ki Alman devletinin içerisinde de 1945'lerden sonra özellikle 2. Dünya Savaşı'nın mağlubiyetinden itibaren çok sayıda Amerikancı yapılanma da yer alıyor ve Amerika için Almanya bu kararı almış durumda.
Gerçi tabii Almanya'nın yeni iktidarı bunun sinyallerini de daha önceden vermişti. Bu trafik lambaları olarak da adlandırılan yeşil, kırmızı, sarı koalisyonu daha batıcı bir politika izleyeceğini zaten göstermişlerdi. Sözde sol bir hükümet ancak tamamıyla Amerika'ya angaje olmuş partilerden de oluştuğunu söyleyebiliriz. Merkel'e olan oranla daha Amerikancı bir çizgi izleyeceğini de bu hükümetin aslında iktidara gelmesinde ve ilk açıkladıkları koalisyon bildirisinde de görebildiğimizi ifade edebiliriz. Diğer dikkati çekebileceğimiz nokta bu yani bugünkü gelişmeler açısından Türkiye açısından da ilginç veya izleyiciler açısından da önemli görülebilecek başka bir nokta. Rusya içerisinde bu Ukrayna meselesine bakış. Burada sadece iktidarın değil Putin'in partisi vesaire değil Rusya'daki bütün partilerin bu kararı desteklediğini ifade edebiliriz. Hatta Rusya Federasyonu Komünist Partisi ki Rusya'nın ana muhalefet partisi konumundadır. Çok daha öncesinden yani Putin iktidarının çok daha öncesinden Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının tanınması gerektiğini ifade etmişlerdi. Hatta bu konuda önergeyi ilk Rusya Federasyonu Komünist Partisi de sunmuştu. Bunu da altını çizmek lazım. Yani bir bütün olarak Rusya'da ana muhalefetiyle diyelim diğer muhalefet partileriyle iktidarıyla bir hem fikirlik olduğunu ifade edebiliriz. Burada tabii Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin Putin'in dış politikaları konusundaki desteğinin de altını çizmek lazım. Bu tür milli meselelerde her zaman Zyuganov'un liderliğindeki Rusya Federasyonu Komünist Partisi özellikle Batı ile karşı karşıya gelinen noktalarda Putin'e açıktan destek gösterdiğini, hatta ülke içerisindeki bazı turuncu girişimleri ilk Rusya Federasyonu yani Putin'e karşı olan diyelim protestoları ilk Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin liderliğinin de mahkum ettiğini vesaire bunları da bir not olarak düşmüş olalım. Dolayısıyla bu milli meselelerde muhalefetiyle, iktidarıyla bu partilerin bir arada durduğunu söyleyebiliriz. Bugün Federasyon Konseyi yani üst parlamentosu Rusya'nın biliyorsunuz bir alt parlamento var Duma bir de üst parlamentosu var işte bizde eskideki senato olarak da nitelendirebileceğimiz bir karar aldı ve yurt dışına asker gönderilmesi konusunda Putin'e de tam yetki verilmiş oldu. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Bu karar daha bugün yeni çıktı. Biliyorsunuz dün çok sayıda videolar sosyal medyada yayılmıştı. Rus ordularının Donetsk ve Lugansk'a girdiğine dair. Bu da yalanlandı. Bunun gerçek olmadığı da ifade edildi. Oradaki geçen video görüntülerindeki diyelim askeri teçhizatların, askeri kamyonların vesaire taşıma araçlarının Rus ordusuna ait olmadığı bizzat Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin şeyleri olduğu ifade edildi. Zaten Rusya'nın daha mecliste vesairede şeyler onaylanmadan, bağımsızlığının tanındığı onaylanmadan ve bugün asker gönderme yetkisi verilmeden de asker göndermesi mümkün değildi. Dolayısıyla dünkü görüntülerinde bir dezenformasyon olduğu da ifade edildi. Minsk anlaşmalarının son bulduğunu bugün Putin ifade etti. Artık hiçbir değeri kalmamıştır dedi. Yani çöpe atıldığını ifade etti. Biliyorsunuz Ukrayna'yı, Kiev'i, Moskova çok uzun süre Minsk anlaşmalarına uymamakla suçlamıştı ve sonuç olarak da bu sebeple Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıdığını ilan etmişti. Putin bugün artık bu anlaşmalarında dünkü yaptıkları hareketten yani tanıma eyleminden sonra bir anlam taşımadığını söyledi. Fakat Birleşmiş Milletler'den buna bir yanıt geldi. Hala Minsk anlaşmalarının geçerli
olduğuna dair biliyorsunuz Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda Rusya ısrarcı olurken Batı tarafı bunu görmezden geliyordu. Şimdi Rusya'nın bu hamlesinin arkasından bir anda Minsk anlaşmaları da değere bindi. Burada tabii Rusya'nın diyelim yaptığı hamleyle ciddi bir avantaj sağladığını da görmüş olabiliriz. Biden bugün 10'da bir konuşma yapacak. Akşam 10'da herhalde 10 dakika sonra başlayacak bu konuyla ilgili halka sesleneceğini ifade etti. Bugünün diğer önemli noktalarından bir tanesi Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in RIA Novosti'ye verdiği röportaj yayınlandı. RIA Novosti Rusya'nın resmi devlet haber ajansı. Dün gece sabaha doğru saatlerde verdiği röportaj sabahın ilk diyelim saatlerinde servis edildi. İçeriğinden bahsetmiyorum. Zaten içeriği açıklanan Vatan Partisi'nin başkanlık kurulu kararı ile doğrudan örtüşen bir bildiri. Bu üç farklı başlıkla içerikle servis edildi ve çok geniş bir şekilde de Rusya medyasında, Rus medyası da sadece Rus medyasında değil, Rusça konuşan ülkeler de çok geniş şekilde yer aldı. Azerbaycan'da, Ermenistan radyosunda, Belarus'un devlet haber ajansı, Moldova'daki gazeteler, tabii Rusya'daki en önde gelen gazeteler ve devlet yayın organları, Russia Today'ler vesaire. Bunların hepsi de bu anlaşmayı, bu demeci geniş olarak sayfalarına taşıdılar. Bu da Rusya'daki diyelim Türkiye'ye bakışı da oldukça olumlu olmasını sağladığını da ifade edebiliriz. Çünkü bu tür gerilimlerde ve ya da hükümetin veya muhalefetin bu tür meselelerde yanlış yaklaşımları olduğu zaman tabii hem Rus medyasında hem de Rus devlet çevrelerinde çeşitli tepkiler oluşabiliyor. Bu tepkilerin diyelim tamamen bütün Türkiye'yi kapsamaması ve Türkiye'ye yönelik de tepkilerin aslında olumsuzdan olumluya çevrilmesi açısından da Vatan Partisi'nin bu yaptığı açıklamalarında önemli rol oynadığını da ifade etmek gerekir. Hükümetin konuya ilişkin tutumu belli. Rusya tarafından bu tutuma ilişkin bir mesaj verildi mi? Rusya-Türkiye ilişkilerinin nasıl seyredeceğine dair bir mesaj var mı? Biraz önce Utku Bey Peskov'un açıklamalarını ifade etti. Rusya'nın tabii bu meselelerde Türkiye'ye bakışı sözden ziyade yapacağı hareketlerle belirlenecektir. Yani Türkiye'nin bu konularda kınadığını, yanlış bulduğunu söylemesi tabii olumlu bir etki yaratmıyor ama aslında çok da diyelim önemli olmadığını ifade ederiz. Esas bundan sonra Türkiye'nin Karadeniz konusunda, Ukrayna meselesi konusunda ve yaptırımlar konusunda alacağı tavır belirleyici olacaktır. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu sözle ifade edilebilir vesaire. Ama arkasından bu yaptırımlara uyulmadığı takdirde Rusya ile hem Karadeniz konusunda, Suriye, Doğu Akdeniz konusunda işbirliği politikası izlendiği takdirde, yani sözde değil de icraatta bir birlik sağlandığı takdirde Rusya'nın da tabii Türkiye'ye bu noktalarda çok daha fazla yani Türkiye'nin bir adımına karşılık Rusya'nın iki adım atabileceğini de ifade edebiliriz. Özellikle Rusya'nın böyle zor zamanlarda yanında olan ülkelere ve liderlere özel önem verdiğini ve bunlara değer verdiğini unutmadığını da ifade etmek gerekir. Mesela Türkiye'nin Kırım yaptırımlarına uymaması her zaman hem Rusya'nın en üst düzey, yani Putin de dahil olmak üzere bütün üst düzey yetkilileri tarafından çok defa
dile getirilmiştir, önemsenmiştir, altı çizilmiştir. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye-Rus ilişkilerini belirleyecek olan ve bu mesele konusunda Rusya'nın Türkiye'ye bakışını belirleyecek olan edilen sözlerden ziyade Türkiye'nin somut olarak izleyeceği politikalar. Olacaktır. Sayın Mehmet Periçek, sizi biraz daha tutalım. Bir reklama gitmemiz lazım. 3,5-4 dakika. Dönüşte son notlarınızı alacağız sizden. Değerli izleyenler, 4 dakikalık bir aranın ardından buradayız.